Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün 8. dev abi inşallah. 8 mi? Evet abi. Ha 7 yapmış ha tamam. Evet abi. Tamam abi. 8. dev. Ey ahiretini düşünen hasta. Bir okuyayım, başa dönelim mi abi? Ha. İlk önce bir metni tamam, oku. Tamam. Ey ahiretini düşünen hasta! Hastalık sabun gibi günahların kirlerini yıkar, temizler. Hastalıklar kefaret-ü zünüp olduğu hadisi sahih ile sabittir. Hem hadiste vardır ki, ermiş ağacı sikmekle nasıl meyveleri düşer? İmanlı bir hastanın titremesi de öyle günahları silker. Günahlar hayat-ı ebediyede daimi hastalıklardır. Bu hayat-ı dünyevide dahi kalp, vicdan, ruh için manevi hastalıklardır. Sen eğer sabredip şekva etmezsen, şu muvakkat bir hastalık ile daimi pek çok hastalıklardan kurtuluyorsun. Eğer günahları düşünmüyorsan, yahut ahireti bilmiyorsan veya Allah'ı tanımıyorsan, sende öyle dehşetli bir hastalık var ki, milyon defa sendeki bu küçük hastalıktan daha büyüktür. Ondan feryat et. Çünkü bütün dünyanın mevcudatı ile kalbin, ruhun ve nefsin alakadardır. Mütemadiyen firak ve zeval ile o alakalar kesilip, sende hadsiz yaralar açılır. Bahusus ahireti bilmediğin için, ölümü idam-ı ebedi tahayyül ettiğinden, adeta güya yara bere içinde, dünya kadar hastalıklı bir vücudun var. İşte en evvel hadsiz yaralı ve hastalıklı bu büyük manevi vücudun hadsiz hastalıklarına kat'i ilaç ve kat'i şifa verici bir tiryak olan iman ilacını aramak ve itikadını düzeltmek gerektir ki, o ilacı bulmakta en kısa yol, bu maddi hastalığın yırttığı gaflet perdesinin altında sana gösterdiği aczin ve zaafın penceresiyle bir Kadir-i Zülcelal'in kudretini ve rahmetini tanımaktır. Evet, Allah'ı tanımayanın dünya dolusu bela başında vardır. Allah'ı tanıyanın dünyası nurla ve manevi sürurla doludur. Derecesine göre iman kuvvetiyle hisseder. Bu imandan gelen manevi sürur ve şifa ve lezzet altında cüz'i maddi hastalıkların elemi erir, ezilir. Evet abi, başa dönüyoruz. Ey ahiretini düşünen hasta. Burada da şimdi ahiretini düşünen hastaya bir hitap. Hastalık sabun gibi günahların kirlerini yıkar, temizler. Hastalıklar kefaret-ü zünub olduğu hadisi sahih ile sabittir. Allah Allah. Ne kadar işte ya, oyun geliyor bize, biliyor musun bu? Evet abi, aynen. Yani şey, yani he ya, günahlar silermiş. Ne olmuş yani? Yani harekete getirmiyor, duygusallık olmuyor. Ama ancak şu olur. Eski fırın görmüş müsün doktoru? Böyle 1,5 metre yüksekliğinde, kara fırın derler. Evet. Böyle 1,5 metre, yani bir insan otursa böyle oturamaz. Böyle olur. Derin böyle. Ondan sonra küretle şey alırlar, ekmek. Hep taştır. O kadar yanmış ki sabahtan akşama kadar, taşlar kıpkırmızı. Şimdi orada olsa ve günahına kadar oradasın. Ama dünyada dediler ki sana, tam oraya gidecektin, hastalık geçirdiğin için burada şimdi girmeyeceksin. Ha, o ancak böyle okuduğumuz bir şeyi, o şeyi tasvir edersek, hayal kurarsak, etkileniriz. Evet. Hayal çalışmasa fikirle olmuyor. Evet. Yani okuduğum bir şeyi, Hızır abi Allah rahmet etsin, yani vakıf abi, derdi ki okuduğum bir şeyi hayal edersen sana mal olur. Düşünce ile hayal birleşirse ilim olur derdi. Mesela diyelim ki hastalığı, şimdi okuyalım. Hastalık kefaret-i zünup olduğu hadis-i sahih ile sabittir. Ne olmuş? Etkilenmedim ki. Ama mesela bir fırın olur.
ne bileyim bir diş kliniğinde dişini deliyorlar. Ya bir azap şeklini hayal et, oraya tam giriyorsun, dur dediler, dur. Bu adam dünyada biraz hastalık çekmiş. Onun için buraya girmeyi mahvolmuş. Vay be, ha o zaman bu hastalığa razı olursun. Yoksa hastalık kefareti zünüptür, bu fikirdir. Hayal kurmadıkça his olmaz. Evet, devam. Bununla ilgili bir not almıştım abi, tevafuk etti. Baştan müjde dediniz siz, ben de aynı buraya müjde Allah diye. Allah Allah! Bir okuyayım abi, ne yazmışım. Ahiretini düşünen birisine günahlarının örtülmesi, kefaret örtülmek, aslen örtülmek, örtmek gibi bir manası varmış abi. Kafirle aynı herhalde, örtmek var ya. Örte, evet. Ha, günahlar örtülüyormuş. Kefaret çok harfleri ya, küfür, kafir, ha. Kefaret, fere. Ha, günahlar örtülüyor. Kefere. Evet abi. Örtmek yani. Evet abi. Ahiretini düşünen birisine günahlarının örtülmesi nasıl bir müjde? Ha, bak tevafuk et. Günahlarını küçük gören insan bu müjdeyi pek anlayamaz. Harika. Kefaret-ü zünub tabiri... Kefaret-ü zünub tabiri, işte günahların örtülmesi tabiri, tekerleme gibi gelir o insana. Allah Allah. Ama vicdanı uyanık bir insana hastalık müjde. Diye böyle. Yani bu kadar olur. Vallahi ben... Bu sefer dediğin gibi abi şey gibi tekerleme gibi oluyor yani. Böyle kefaret-ü zünub. Böyle ülfet diyorsun ya. Ülfet edilmiş oluyor bu tabire. İyi de günaha olan yüklediğin mana yani o hastalıkla ne ortadan kalkıyor? İşte dediğiniz gibi abi onu bir hayal etmek o şey yapıyor insan. Mesela o zaman hissi oluyor. Evet. Yani hayali niye vermiş Allah? Evet. Yani bir fikir, bak düşünce, bilgi, malumat, zan, şüphe, tereddüt, bunlar eğer hayal edilirse, yani bunlar hayal edilirse, hayal ile beraber olursa akla mal oluyor. Akılda da tefekkür edilirse ilim oluyor. Yani öyle paldır küldür ilim olmaz. Mesela vesvese ilim onu tard eder diyor, cehil onu davet eder. Tamam ama ben vesvese lisasını ezberledim, niye vesvesem var? Niye var? İlim değil daha, evet. Bilgi. Yani. Evet. Şimdi kefaret-i zünub olduğunu anlaman için o günahın bu dünyada bir hayalini kur. Mesela bir televizyonda, bir videoda bir şey izledik, günah duruyor, leke. Şimdi ona mukabil kara fırına gireceksin. Oturduğun zaman kafan bile çarpacak kadar alçak bir fırın, derin. Sabahtan akşama ekmek ya piştiğinden sokarlar ekmeği, orada tutmazlar. Ekmeği sokarlar hemen çıkarlar, hemen yanar. Kürekle. Şimdi tam seni sokacaklar kürekle içeriye, dur! Bu dünyada, bu adam dünyada şu hastalığı geçirmişti, onun için bu yanmaktan muaftır. Böyle hayal ettiğin zaman vay be, hastalık kefaret üzülüp o zaman anlıyoruz. Yani his devreye girmiyor, fikir oluyor. Devam. Bu hayali çalıştırmak, düşünmek, hayal ettiğin kadar hisse mal oluyor dedin ya abi. Onunla ilgili bu zamanı vardı ama şimdi bir şey yapayım oraya. Arka sayfada şey diyor. Şimdi insanın hadsiz hastalıkları, o manevi vücudunun, bu cesedin, bedenin dışında başka kalbin, ruhun alakadar olduğu başka bir vücudu varmış insanın. Var. İşte bu Allah'ı tanımama, ahireti bilmeme nispetinde, günahları düşünmeme nispetinde yara oluyormuş o manevi vücutta. Evet. Şimdi burada böyle hastalıklar var, yaralar var manevi vücudumuzda. Bunun kat'i ilaç ve kat'i şifa verici olarak bu yaralara iman ilacı diyor. Bir de itikadını düzeltmek diyor. Bunları aramak lazım diyor. İki tane ilaç. Ha, devamında da hastalıkla bunlar kolay oluyormuş. Neden? Hastalık bir pencere açıyormuş insana. Aciz ve zaaf penceresiyle Cenab-ı Hakk'ın Kadir-i Zülcelal'in kudretinin rahmetini tanımakla iman ilacını aramak kolay oluyormuş. İtikadı düzeltmek kolay oluyormuş. Buradan şuna getireceğim laf abi. İtikadı düzeltmek kolay oluyormuş hastalıkla. İtikadı düzeltmek. Ha. Şimdi itikat neredeydi peki? Dimağda. Dimağın neresinde? Seviye olarak o sözler 706 mıydı? Evet.
orada ilim mertebelerini sayarken işte evvel tahayyül olur diyor. Evet. Sonra işte tasavvur gelir. Sonra en son mertebe itikat. Evet. Yani itikat düzeldiyse ya da tamir olduysa otomatik o hayali de bir şey yapmış demek, etkilemiş. Yani hastalık hayalini de düzeltiyor insan. Düzeltiyor. Yapamadığı şeyi hastalıkla hayali de düzeliyor, düşünceleri de düzeliyor. Yani hastalığın böyle bir şeyi var. Mesela diyelim ki hasta nefes aşı yapamıyor. Bir yastık getirsene içeri. Mesela diyelim ki hasta adam nefes... Kötü şey hayal edebilir mi? Yani. Evet. Kötü şey edebilir mi? Mesela illa hastalık değil, bir musibet. Mesela ben içeride tek başıma koğuşta yatarken hep böyle şeyler geliyordu. Ben yaşadığımı söylüyorum, paylaşayım. Ya şunla biraz kırgınız, çıktığım zaman notlar almışım. İlk önce ben ona telefon edeceğim. Ne olursa olsun helallaşacağız. Falan yere ona gitmemişim, ona gideceğim. Yani hiç olumsuz olmuyor. Hasta adam gayrimeşru bir şey hayal edebilir mi ya? Eder mi? Edebilir mi? Evet abi. Hasta anında... Çünkü bu kötü bir şey kuramaz ki. Evet. Hep böyle yaptığı hatalar geliyor. Onu hayal ediyor. Hayal eden bir şey, yani düşünce ile hayal birbirine beraber paslaşıyorlar. Evet. Hayal ettiğin bir şey düşünceye, düşündüğün bir şey hayale dönüşebiliyor. Evet. Tamam mı? Şimdi bir şey düşünüyorsanız ona dönüşüyorsun. Hayal edersen orada oluyorsun. Evet. Mesela diyelim ki bir ayla da bir ay yayla şey yapıyorsun diyelim veya yemek yani onu bu ağzındaki salyalar akıyor ama onu hayal edersen şekillendirirsen o oluyorsun. Yani düşünceni hayale, hayalin de düşünceye dönüştürmek mekanizması var, serbest bölge diyor ya zaten. Serbesttir bunlar, dönüşür. Eğer hayal ettiğini düşünceye, düşündüğün bir şeyi hayal edersen birbirlerine, akla iner. Akılda tefekkürsüz geçinde sistem değişir. Tefekkür geleceğin üstünü kaldırmaktır. Sonra akılda tefekkür kesildi olunca... efendim Hikmet'im? Kesildi dedi herhalde. Ha. Ha, şimdi... Bir şey söyleyebilirim. Efendim Hikmet'im? Yok abi, buyursan buyur lütfen. Yok, bitti. Ben sadece bir şey söylemek istiyorum. Tam bu doktor abinin söylediği şeye geldi de. Hani üstad bir duasında diyor ya, günahların çirkin arkadaşlıklarımdan sana sığınırım diye ya. Duası var ya. Evet. Şimdi o manevi hastalıklar, şey manevi yaralar açtığını ben de şöyle düşünmüştüm, böyle hastalıklarda ve şeyler. Eğer doğruysa, doğru değilse düzeltelim diye söylüyorum. Musibet ve hastalık zamanında. Yani bu inşallah kefaret-i zünub oluyor. Yoksa da yani bu hakikaten manevi yaralar açacaksa, orada gittiğimde de hani şimdi siz hep söylüyorsunuz ya, dershaneden abiler, kardeşler karşılayacaksa beni, onlar yaralar görünecek yani. Bu çok utanç verici bir şey. Yani bu arkadaşlıklardan, bu çirkin arkadaşlıklardan da böyle belki böylece kurtulmuş olacağız diye düşünmüştüm yani. Aynen. Aynen Hikmet'im. Allah razı olsun abi. Evet, aynen. Sen... O kötü arkadaşlıklarından ebedi bir... çünkü insanın bu... Beden var ya beden, anda olan atomiktir. Atom hali bedendir. Bunlar an ve an var olup yok oluyor ya, drrr, var olup yok oluyor, yok oluyor. Anda var olup yok oluyoruz. Böyle drrr, kalkın cedid oluyor. İki ayet var, 29. sözde de bunu anlatıyor aşağıda. Ben var oldum, yok oldum. O yok olduklarımın toplamına bedeni misali deniliyor. İşte... Bir an böyle harama bakarken dırırtlarım gitti. Ya işte orada duruyor. Mesela tam harama bakarken dırırt 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 hep gitti. Karanlık olarak gidiyor diyor. Bugün ne yaptım farkında mısınız? Teravide. Arkadaşlar sizinle de paylaşıyor. Teşvik olur diye. Farza duracağız. Yatsının sünnetini kıldık. Arkadaşımızdan bir tanesi geç geldi. Dedim ki sen sünneti kıldın mı yatsıyı? Yok abi dedi. Şimdi geç kalırım farza. Kamet gelmek üzere. Ve geldi belki de. Geldi. He? Geldi. Geldi. Dedim ki git o köşeye.
En az yatsı namazının iki rekat, bir şey anlatacağım. İki rekat sünnetini kıl, farza dahi ortasından girsen bile iki rekat sünnetini kıl, gir. Çünkü bir daha yatsı namazının sünnetini ezeli ve ebedi kılamayacaksın. Yok. Yarınki yatsı namazının sünneti yarındır. Bugün için ezeli yok daha. Git iki rekatını bari kıl. İşte dırırt, 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 dırırt gidiyor. Gidiyor inan. İşte günahların kötü arkadaşlığı, o senin bedenlerdir. O haramda bakarken onda bir şahsiyetin var. Evet. Doktorum devam et. Bir de o şey geldi aklıma abi. Hangisi? Hapishanedeyken ya da hastayken insan işte şunu hakkını vereceğim, şunu ziyaret edeceğim gibi evet. Böyle geçmişte yaptığı yanlışlar da olabilir. Onlardan bir pişmanlık duyuyor. Bu sefer karar veriyor yani. Demek hastalık o sadece hayali değil, iltizamını da etkiledi ki. O hakka tarafkirliğini de etkiliyor yani. Böyle evet. Olması lazım. Onu da harekete geçiriyor. Evet. Karar veriyor yani. Çok güzel. İltizamı evet. Etkiliyor. Demek. Hiç evet. Mesela ben şuna böyle diyeceğim, böyle çakacağım, buna şöyle hiç atın. Şuna gideceğim. Olsun, bunu da helalleşeceğiz. Bunu ziyaret edeceğim. Böyle dediklerimi de yaptım yani zannediyorum. Yani şey demek için söylüyorum. O anda hastalık, musibette kötü bir şey düşünülemiyor. Niye düşünemiyor abi? Nefesi zor alırken o anda nasıl hayal edersin kötü günahı? Yapacak şey yok. Hastalık öyle bir zemin oluyor ki, öyle bir halet, öyle bir sistem çalışıyor ki yani öteki taraf giremiyor. Yani insan ac fark, noksan kusurunu tamamen deruhte ettiği için edemiyor Mehmet. Burada bir şey var aslında. Ha söyle o zaman. Diyor ki bir kısım gafleti dağıtıp beşeri olan arzını ve zaafını bildirmek de bir nevi huzur vermektir. Ha. Bir nevi huzur veriyor, huzurdayken kötü düşünemiyor. Düşünemiyor. Ac ve fark dedi değil mi? Ya acizlik ne yapar? Bak. Acizlik, Üstad devamlı küllerde niye zikrediyor? Ac fark. Niye? Yani hiçliğini bilmek mesela. Acizliğin kadar aleminde Allah var olur. Fakirliğin kadar imani bir ahiret ortaya çıkar. Üstü açılır. Devamında Hasan abi diyor ki... Bizi söylesene. Devamında musibetin hastalık olan nevi sabıkan geçtiği gibi o kısım musibet değil, belki bir iltifat-ı Rabbani'dir. Ha, bu huzura sebep olduğu için hastalık değil. Hı. Yani Allah'ın iltifatı da. Fakat iltifat farklı farklı. Mesela diyelim ki ben kuşu seveceğim. Kuş bunu anlar mı? Yok. Kuşu tutuyorum, gayet sevmem. O ne anlar? O korkar değil mi? Titrer. Ama benim niyetim zarar vermek değil. Tamam. Ama kuşa dese ki lütfen rica ediyorum. Bak vallahi seni sevmek için yapıyorum ya. Değil. Olamaz. Biz de ona benziyoruz, o hayvana benziyoruz. Hı-hı. Rabbimiz bizi tutuyor sevmek için. Bizi sevmek için, bizi bağrına basmak istiyor. Bizi yıkamak istiyor yani kuşu yıkar dediğimiz gibi. Fakat biz bunu şey yapamıyoruz. Bizi niye bununla yapıyor, tokatlıyor mu? Hayır. Bilmiyoruz. Ha? Bak kuş gibi. Bilmiyoruz niçin tuttu bizi. Tuttu seni. Sevmek istiyor veya kirlisini yıkamak istiyor seni. O zaman şu an bu korona iltifat-ı Rabbani o zaman. İltifat-ı Rabbani'dir tabii korona. Şöyle düşün, iltifat olup olmadığını. Bir şey ne olduğunu anlamak istiyorsan sonucuna bak. Seni huzura mı götürdü, huzurdan uzaklaştırdı? Eğer huzura götürdüyse o bela mıdır? Hazreti Ali'nin sözü gibi değil mi? Hazreti Ali'nindir daha o. Bu sözünü onu kullandı. Hazreti Ali'ye radıyallahu anh diyor ki, diyorlar. Yani bu bela ve musibet hakikaten bela ve iltifat mı? Nasıl anlarız? Sonucuna bakın der. Sonucu seni gaflete mi, huzura mı götürdü? Korona seni nereye götürüyor? Uyanıklığa götürdü. Aman ha dikkat edelim. Nefes almak neymiş ya? Ondan sonra aman ha siz olun diyorum, hiçbir videoya girmeyin diyorum. Çünkü beyniniz ve kuvve-i tasavvuriyeniz, hayaliniz çalışır. Bu sizin korkunuzu aktif eder. Korku da hastalığı celbeder. Kanun-i ilahi. Ağaçları dikerseniz yağmuru celbetme şeyi var. Ağaçları keserseniz kuraklığı celbeder. Çiçek koyun eve, camı açın arı gelir. Pislik koyun sinek gelir. Videoları seyrederseniz sizin kuvve-i vehimiyeniz, vehim ve hayaliniz çalışır. O cinsten çalışır. O da korkuyu doğurur. Korkuyu da koronayı celbeder.
Devam et doktor. Ey ahiretini düşünen hasta. Ha, orayı okuduk. Kefareti zünüp olduğu hadis sayıyla sabittir dedik hastalıklar. Hem hadiste vardır ki ermiş acisi nasıl meyveleri düşer? İmanlı bir hastanın titremesi de öyle günahları silker. Günahlar hayat-ı ebediyede daimi hastalıklardır. Şuraya kadar bir okuyayım abi. Bu hayat-ı dünyevide dahi hayat-ı ebediyede, ebedi hayatta daimi hastalıklarmış günahlar. Bu hayat-ı dünyevide dahi, bu dünya hayatında dahi kalp, vicdan, ruh için manevi hastalıklardır. Sen eğer sabredip şekva etmezsen şu muvakkat bir hastalık ile daimi pek çok hastalıklardan kurtuluyorsun. Evet. Bununla ilgili daimi hastalıklar dedi, şeyle ilgili, onunla ilgili. Bir notunu okuyacaksın. Ha, okuyayım abi. Cesedin bir hayatı var. Bir elimiz, ayağımız hareket ediyoruz, görüyoruz, duyuyoruz falan. Böyle bir hayatımız var, cesedimizin bir hayatı var. Cesedin alakaları ile beraber vücudu var. Bu el, ayak vesaire. Bu cesedin başına gelen bir misal versek bu noktada. Bir yeri yanan bir insan düşünelim. Yüzü mesela yandı. Bu yandıktan sonra tedavi edilmezse daimi olarak onun izi kalıyor orada. İz kalıyor daimi bir şekilde. Bu ateş verildi maddi cesede. Daimi bir iz kaldı. Tedavi olmazsa ama. Gel gelelim o az önce bahsedilen diğer manevi bir duvardı insanın bir de. Kalbin ve ruhun da ceset gibi ama daha farklı. Hayat dereceleri işte başka yerde diyor ya, kalbin ve ruhun dereceyi hayatına gir diyor. Onların hayat derecesi cesedinkinden farklıymış. Onların farklı bir hayat dereceleri var. Alakadar oldukları başka bir vücut var onların. Başka manevi bir vücut var her insanın böyle alakadar olduğu. Bu manevi vücudun da ateşi günahlar. Aynı ateş cesede böyle hastalık yaptığı gibi, yara, iz bıraktığı gibi. O manevi vücuda da günah işledin, harama baktın ya da başka bir günah. O manevi vücutta bir yara açıldı. Aynı ateşte yanmak gibi. Yara açıldı. Diyor ki günahlar hayat-ı ebediyede daimi hastalıklardır. Bu sefer o daimi izler kalacak orada. Günahı işledin. Ama devamında diyor ki sen eğer şurada şu muvakkat bir hastalık ile sen eğer sabredip şekva etmezsen şu muvakkat bir hastalık ile daimi pek çok ben şeyden aldım. Eğer sabredersen, şükredersen hastalığa, hastalık vasıtasıyla o daimi pek çok hastalıklardan kurtuluyormuş insan. Yani o izleri kaybetmenin, tedavi etmenin bir yolu da hastalığa sabretmek, şekva etmemekmiş abi. Maddi ceset nasıl ki yandı, ilaç verdin, ilaç sürdün. Günahlarla daimi hastalıklar, hayat-ı ebediyede, o daimi hastalıklardan kurtulmanın bir çaresiymiş. Hastalıktan, hastalığa sabretmek ve şekva etmemek. Böyle daimi hastalıklarmış insan. Günahlarını açtı. Şekva etmemek ve sabretmek. Evet abi. Şeyde ayette de diyor ya, namaz ve sabırla Allah'tan yardım isteyin diyor. Sabır dedi orada. Sabır ve namazla. Namaz. Niye namazı kullandı diye merak ettim de. Namaz ve münkeri vel ba' fahşâ-i ve münkeri vel ba' bütün fahşadan hepsini namaz diyerek bütün günahları söyledi. Namaz senin bütün fahşadan alıkoyuyor. Peki namaz ve sabırla Allah'tan yardım bekleyin. Sabır neydi? Sabır. Sabırla alakalı bir 10 küsur dakika ses kaydı atmıştı. Külliyatta sabır ne diyor? Mesela adam sayıyor. Diyeceğini diyor. Ağlayacağını ağlıyor. Yapacağını yapıyor. Yoruldu. Sabrediyorum artık. Zaten ne sabrediyorsun? Yapacağını yaptın canım. Hadiste de baksana. Birisi bunları şöyle bir misal vermiştim. Dedi ki ben çok basketbol oynamayı seviyorum. Sen geldin benim elimi, ayağımı sopayla kırdın. Ondan sonra beni basketbol sahasına götürdün. Hadi oyna. Oynayabilir misin? Yok. Altıya geçmesi lazım. Evet. Geçse bile yine de o sakatlanma aynı yerde kırılma riski yine devam ediyor.
röntgene girdiği zaman o diyelim ki 3 sene, 10 sene dahi geçse o röntgende o kırılan kemiğin o izi duruyor. Tamam yani onarıyor ama onarsa bile o iz duruyor yine. Evet, o tutabilir. Doktor devam et abi. Mesela bu şey, bu manevi hastalık dedi ya. O tövbeyle kalıntıyı söylüyorsun sen. Yok mesela hani burada dedi ya, kalp ruhta iz bırakıyor diyor ya. İşte o işte kalıntı. Ne kadar tövbe etse de yine bir izi kalıyor. Kalıyor yani. Tabii evet. Manevi hastalıkta daimi şey, hastalıktan manevi şey oluyor ya, ebedi hastalıkla oluyor ya. Evet oluyor. Yani bunun ilacı şeymiş abi, iman ilacıyla da istima edin diyor. Evet, en sonunda söylüyor, 25. de var. Aynen. İman ilacıyla amel-i salih. İstima edin diyor. İkisini kullanacaksın. Merhem. Günah ise o ilacı, iman ilacının tesirini kırıyor. 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 Mesela 15. şuada da geçiyor. Diyor ki, kafir küfründen dolayı yaşamaması lazım, intihar etmesi lazım. An yaşayamaz ya. Ahiretsiz, Allahsız nasıl yaşıyor? Nasıl duyuyorsun ki? Hiç mi mezara gireni görmedin? Hiç mi koronayı görmedin? Nasıl yaşıyor? Diyor ki, günahlar iptal hislerinden yaptığı için küfrün elemini hissetmiyor. Günahlar böyle bir berbat bir şey. Kafire de böyle yapıyor. Müslüman imanının niye lezzetini hissetmiyor? İmanının niye bereketini görüyor? O da günahlardan dolayı iptal his olduğundan imanının bereketini görmüyor. Devam et. Abi bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Bu noktada hani bir tefekkürümüz vardı abi. İbrahim. Şey abi. Şimdi günahlar hayat ebediyede daima hastalıklar dedi ya abi. Tamam. Abi şimdi hayat ebediyede, şimdi diyelim ki cennette celal tecellisi olacak ya. Hani celal tecellisi nasıl olacak derseniz, hani mesela insanın kazanamadığı mertebeler onun celal tecellisi olacak yani. Şimdi hastalıkla o kişinin celali olan, cennetteki celali olan tecellilerini kaldıracak yani. Diyebilir miyiz? Yani çok yüksekten şey yaptın. Cennette celali tecelli ne demek o İbrahim? Yani kişinin abi kazanamadığı mertebeler. Kazanamadığı mertebeler. Tamam İbrahim, kazanamadığın mertebeler, sonra duymadık. Kazanamadığın mertebeler kemalatlar abi, o noktadan diyebilir miyiz? Mesela onları celal saysak, ki hastalıkla bunlar yani bu celal alemleri ve yani kişinin celali mertebeleri, yani celali diyorum da hani normalde yine bir noktadan cemaldir. Ama bunlar kalkıyor yani hastalıkla. Yani evet. Daha yüksek makamlara, dereceleri, kemalatlara mazhar oluyor insan. Aynen. Çünkü ibadetler cemali, hastalıklar diyor celali tecelli senden kaldırıyor. Mesela evet. Hastalık sana huzur veriyor ya. Huzur veriyor. Evet. Neyi kaldırıyor? Niye huzur oluyor? Celali tecelliler oluyor ya. Nerede anlatıyor bunu? Kastamonu 8. sayfada. Celal ve cemal, kabz ve bas taletlerin şeyini veriyor. Ama bu sanki onu demedi de, değil. Cennette sanki hani yine seni hüzünlendirecek o kapalık olan yerler olacak ya. Kapalı. Kapalı olacak, üstü örtülecek, siyah bir şey. Ama bilmeyeceksin ki mi? Bilmeyeceksin ama yine orada bir hüzün olacak mı? Cennette olmayacak mı? Hüzün olmayacak çünkü bütün esmanın, bütün mertebesi tahakkuk et. Adaleti mutlaka gözükecek orada. Yani insan o varamadığı mertebe bilinmeyecek zaten. Bilinse azap çeker. Neyse hadi bak, o konu değişmedi. İbrahim çok ilginç bir noktaydı. Maşallah hakikaten cennete celali, yani kazanılamayan, varılamayan makamları ortadan burada kaldırmak. Çok tuhaf. Çok garip noktayı nazar. Çok ilginç. Çok acayip. Ya maşallah ya, çok güzel. Bir de arkadaşlar beraber müzakere ediyoruz ya. Yaşına, konumuna bakmadan. Kimin böyle Risale-i Nur'da bir istibat yaptın mı, istifadenizi onaylayın. İstifade ettim deyin. İstifadenizi gömmeyin içinize. Ailede de öyle. Evinize söylediğiniz zaman iltifat cimrisi olmayın. En azından bir malsa bakkal kadar, bir araba satan galeri kadar müşteriye
davrandığı gibi ailede efradına davranması lazım. Sen istimaşini ettik değil mi? Hakikaten varılamayan mekanlar celali bir tecelli olarak duruyor. Cennette de mesela cehennem dahi olsa bir cennet gibi olacak bu şey. O da bir cemal oluyor orada. Şimdi bak acayip bir şey söyledi. Şimdi istifade ettik ama tutuyorum. Canlı yayındakilere de söylüyorum. Yaşının konumuna bakmadan sizi alçaltmaz, küçültmez, iltifatı cimrisi olmayın. Maşallah, hakikaten istifade edeyim. Şey yapmak, riyakarlık anlamına gelmiyor bu. Ve seni de küçülttürmüyor, tam tersine barlarda geçiyor bu hadis değil mi? Men refaullah, men tevazze refaullah. Tevazu edenin Allah şanı yüceltir. Tevazu hak etmediğim işi değil. Hakikaten istifade ettim mesela ben. Tutabilirdim ama hemen deyin. Allah razı olsun istifade ettim. Deyin ve ilme şefk olur. Hem bize hem ona. Hem de bu da fiili bir ders olsun diye söyledim. Devam abi. Eğer günahları düşünmüyorsan yahut ahireti bilmiyorsan veya Allah'ı tanımıyorsan sende öyle dehşetli bir hastalık var ki milyon defa sendeki bu küçük hastalıktan daha büyüktür. Allah Allah. Ne dedi abi? Üç şey saydı. Günahları düşünmüyorsan dedi. Yahut ahireti bilmiyorsan veya Allah'ı tanımıyorsan. Üç tane. Evet abi. Sende bunlar bu şekildeyse Allah'ı bilmiyorsan, ahireti bilmiyorsan, Allah'ı tanımıyorsan sende öyle dehşetli bir hastalık var ki dedi. Ne dedi? Milyon defa sendeki bu küçük hastalıktan daha büyüktür. Ortada hastalık falan görünmüyor. Bu şeyde, Lemmalar 8'de abi bununla ilgili şey diyor. Evet. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıklarının mukabili vücudunu, bedenini hastalık tutmuş Eyyub Aleyhisselam'ı. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ı. Bizim batını ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. İç dışa dış içe bir çevirirsek. İç dışa, dış içe. Bizim dışımız hastalık falan görünmüyor. Onu içeri çevir. İçte, işte bir sürü hastalıklar var. İçi de dışarı çevir. Bir çevirirsek, Hazreti Eyyub'den daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah, işlediğimiz her bir günah ne yapıyormuş şimdi? Kafamıza giren her bir şüphe ne yapıyor? Kalp ve ruhumuza yaralar açar. Görünmüyor, cesette görünmüyor ama harama baktın, bir günah işledin, içeride o manevi vücutta yaralar açılıyormuş yani. Burada da görünmüyor ama ceset sağlam, güzel de bir insan, insansın. Ama içeri berbat yani. Dehşetli hastalıklar var. Öyle dehşetli bir hastalık var ki, milyon defa sendeki bu küçük hastalıktan daha büyüktür, ondan feryat et. Bu da çok acayip bir tabir. Ondan feryat et. Yani bu cesedin başına gelen bu küçük hastalıktan değil de daha büyük hastalık var senin fark etmediğin. Bir de onu dikkate al, onu nazara al falan da demedi. Feryat et diyor abi. Feryat. 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 Yani ne yazmışım buraya? Allah Allah. İşte bu üç maddenin az önce saydığımız ahireti bilmemek, Allah'ı tanımamak bu üç madde. Bu üç maddenin ifade ettiği mana tam anlaşılsa İnsan bunların eksikliğinden inleyip haykırırmış, feryat edermiş. Feryat etmek gerekiyordu. Ama feryat etmiyor insan. Niye feryat etmiyor, hissetmiyor? Az önce söylediğiniz iptali hesabı. Ehli imanda da derece derece böyle bu zamandan etkilenmiş insan yani. Ehli iman da etkilenmiş, şey de zaten. Feryat edemiyor, fark edemiyor insan. Yaralarını, hastalıklarını fark edemiyor. Kanuniyet cihetiyle, üstada haşa bir şey demek için değil. O ehli dalalet diyor, enaniyetleri nasıl şey yapmış ki, ileri gitmiş, hassaslaşmış ki, bendeki o, benim hissetmediğim enaniyeti fark etmişler diyor. Yani kanuniyet cihetiyle ele alırsak bunu, insan fark etmiyor abi hastalıklarını. İçeride bir sürü böyle hastalıklar var. Fark etmiyor insan yani. Şeye benziyor biliyor musun? Mesela bir bardak çaya bir kaşık şeker koysan erir. İkinci koysan erir. Üçü koysan erir. Ondan sonra koysan daha erimez. İnsan hastalıktan, günahlardan rahatsız olması kemalattandır.
günahlardan rahatsız olmuyorsa, feryat etmiyorsa günah seviyesindedir zaten. Mesela şöyle düşün, günaha derece koysak. Günah normalleşmiş değil mi? Normalleşmiş. Mesela günah işliyor, hiç etkilenmiyor. Sen etkilemiyorsun. Çünkü niye? O artık, o seviyedeki günah, o seviyede olduğu için ruhu bozulmuyor. Zaten bozuk. Bozulan bozulmaz. Sağlam bozulur. O bir üst günahla. Mesela diyelim ki 6 derece günah işleyen adam buna muktela olmuş, alışmışsa 5 derecede günah ona hiçbir şey olmaz. Mesela diyelim ki faize alışmış adam, faiz yiyen adam dükkanda mal satarken, tezgahta balık satarken altına çürümüşü üstüne sağlamı koysa, çalsa sana onu sat, hiç etkilenmez. Niçin etkilenmez? Faiz yiyen adamın sahte mal satmasından etkilenmesi beklenmez zaten. Fiili zina yapanın video seyretmesinde etkilenmez ki. Ben bununla nereye varmak istiyorum? Günah işleyip de azap çekiyorsak ne mutlu sana. Bozuk değilsin demek. Mesela abi, sürekli aynı seviyede içki içtiğin zaman o içki daha sonra seni sarhoş etmiyormuş. Sarhoş etmiyor, evet. Yani sürekli yukarı çıkarman lazım yani. Evet. Çünkü günah da aynı. Bugün aynı günah yaptığı zaman artık tesir etmiyor artık. Ya. Yani seni rahatsız etmiyor artık. Acayip. Yani affedersiniz, tezeyi suya atsanız batmazmış. Hep yukarıda dur. Bitti ya. Aslında kopuk ya. Şeyde de abi, Asr-ı Saadet'te de yalanla sıdk o kadar ayrılmış ki diyor ya, evet. Artık ruhlar nasıl bir seviyede, dediğin gibi o ruhlar o seviyede değil. Şimdi gelelim, aynı yalana gibi olan şey olmuş, yalan, bir kısım yalanlar normalleşmiş gibi, Allah muhafaza. Bu sefer rahat rahat, işte telefon çalınca evde yok de gibi böyle, ya. Rahat bir şekilde yalan söylenebiliyor yani. Ben bugün mesela dinle de dalga geçilmez, şaka geçilmez. Mesela bugün yatsı namazına teravide de onu da arayacağım. Ben kendimden söyleyeyim. Ben hani bir yerde kalıyordum ya, 38 gün aranırken. Bir arkadaş arkadaşımdı. Ona dün iftarındaydım, beraberdim. Dedi ki babası, ya senin dediği koğuş arkadaşın, ondan sonra bak namaz teravide hatırıma geldi. Dedim ki buna dokunmayın dedim. Bu öyle ciddi şey de olmasa merak etme, bana o arkadaş olmaktan inşallah kurtarır. Şimdi vicdanım ta o günle, o dünden beri rahatsız. Ona varacağım, varamadım telefon. Onu latife olarak söyledim. Ha, şey yapmayasın böyle, ciddi almayasın böyle. Namazına şeye dikkat edeceksin diyeceğim yani diye. Bak onunla bile rahatsız oluyor. Niye onu dedim? Keşke demeseydim. Yani din böyle şey olmaz, böyle hafife alınmaz böyle. İnşallah merak etme dedim, siz size bakın dedim, bu inşallah beraber olacağız dedik ama yani şu, kardeşim iş diye o seviyeye geliyor, artık bozulduğu için bozulmuyor. Etkilenmiyor. Eğer rahatsız oluyorsan, feryat ediyorsan öptü başına. Demek ki zıt çalışıyor, değil mi? İstiğfar bir daha sana silah atmak diyor. Onu düşünmüyor. Ramazan. Silah atmak diyor. İstiğfar silahtır diyor ya, şeytana silah atıyor. Ha, istiğfar. Aynen, silah diyor. Öyle mi? Ha. Göster, nerede geçiyor? İstiğfara silah mı diyor? Silah. Allah Allah. Ben... Bak, istiğfar silahına. Ha, istiğfara değil de istiğfar silahına. Yok. O çanta vesile ama. Tövbe siperini, istiğfar şeyini. Böyle bir 11. lemada var. Tövbe siper. Şöyle diyorum. Yok, zırh mı diyor? Aynen. Sünnet-i seniye, tövbe her neyse onu bul. Ha. Hadi bakalım sen devam et. Ondan feryat et. Çünkü geçmesin. Çünkü bütün dünyanın mevcudatıyla kalbin, ruhun ve nefsin alakadardır. Mütemadiyen firak ve zeval ile o alakalar kesilip sende hadsiz yaralar açılır. Allah Allah. Firak ve zeval ile. Evet abi. O ruhun, kalbin alakadar olduğu şeyler vardı. Manevi bir vücut vardı. Bu sefer ruh, kalp beslenmeyince
onların besine gelmeyince, günahlarla o şeyler firak zeval olunca, bağlantılar kopunca bu sefer hadsiz yaralar açılıyor o manevi vücutta. Süleyman burada yaralar demiş, şeytanların bu müthiş tahribatına karşı en büyük silahımız ve cihazatı tamirlerimiz istiğfardır. En büyük oymuş. Nerede geçiyor bu? Elhamdülillah demektir, Cenab-ı Hakk'a inticadır. Lemalar 73. Vay, ha 13. lema. Yok, 11. lema. Lemalar 73. Lemalar 13. lema. En mühim oymuş yani. Cihazat-ı tamir en mühim oymuş. Bir de şey söylüyor ya Sikri, aferin be güzel bak, ilk defa duyuyorum. Bir siper var, bir zırh var, bir de silah var. Siper'e diyor, sünnet-i seniye siper, tövbe zırh, istiğfar silah mı diyor. O da şey var, o 13. lemanın sonunda galiba o da. Kalaya sünnet-i seniye de kala diyor. Ha sünnet-i seniye kalasına giriyor. Hadsiz yaralar açılır. Bahusus ahireti bilmediğin için ölümü idam-ı ebedi tahayyül ettiğinden adeta güya yara bere içinde dünya kadar hastalıklı bir vücudun var. Allah Allah. İşte en evvel hadsiz yaralı ve hastalıklı bu büyük manevi vücudun hadsiz hastalıklarına kat'i ilaç ve kat'i şifa verici bir tiryak olan neymiş bu, tamam şey dert söylendi de dermanı ne bu işin? Kat'i diyor. Kat'i ilaç ve kat'i şifa verici bir tiryak olan iman ilacını aramak ve itikadını düzeltmek gerektir ki o ilacı bulmakta en kısa yol. Şimdi hastalıktan bahsedecek. Hastalık bir yolmuş, bir yöntemmiş bu şeyi bulmak için. İnsanın kafasını, kalbini düzeltmek için bir yöntemmiş aslında hastalık. İman, vicdanı ve kalbi bir şey. Vicdan, iman mahalli, kalp ile vicdan. İtikad, dima. Bunları düzeltmekte, bu ilacı aramakta en kısa yol neymiş? Bu maddi hastalığın yırttığı, ne yapıyormuş hastalık? Yırttığı gaflet perdesinin altında. Gaflet perdesini yırtıyormuş hastalık. Hastalık. Evet abi. Yırttığı gaflet perdesinin altında sana gösterdiği aczin ve zaafın penceresiyle bir Kadir-i Zülcelal'in kudretini ve rahmetini tanımaktır. Hastalık böyle bir şey yapıyor. İtikadını düzeltmek dedi. Onunla ilgili bir de latif bir şey olsun. Bunun kökü akıttan geliyormuş abi. Neyin? İtikad. İtikad, ha akt. Ha. Akt, düğümlemek demekmiş. Bir de akit. Akit deniyor ya, icap kabul yapılıyor. Düğüm atılıyormuş. O ipin iki ucu icap kabul. Akit gerçekleşti. Düğüm yani atıldı. Yani bu buraya da ip atıyorsun, buraya da ip atıyorsun. Bağlanıyor. Bağlanıyor. Birbirine bağlanıyor. Gemi limana bağlar gibi. Ha. Ha. Bağlandı. O bağın adı akt. O akt. Bağlanmak, düğümlemek demekmiş. İtikadla da bir bağ kuruluyor yani. Bir akit yapılıyor. Kimle akit yapılıyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeyleri kabul etmek. Kabul etme nispetinde insan itikadı o kadar... Hastalık da bunu temin ediyormuş işte. O hissi dedik işte dün geçti. Hissi aktif ediyor vesaire böyle. Hastalıkla beraber Allah'la, Cenab-ı Hak'la olan aranda bağın kuvvetleniyormuş abi. Onun getirdiği de peygamberimizin. Böyle o düğüm tam sağlam değildi ya da yanlış düğüm atılmıştı. Fikri veya kalbi bid'alar vardı böyle. Düşünce bozukluklarımız vardı dinle ilgili, kader noktasında vesaire. Hastalık bir geldi, ha ben acizmişim, fakirmişim, yani böyle yapan ben değilmişim, Allah'tanmış, ondan, onun kudretiyleymiş her şey gibi hemen anlıyor insan yani. Hissi olarak intikal var hastalıkta. Hastalıkta kolay oluyormuş bu. En kısa yol dedi, bu iman ilacını aramak ve itikadını düzeltmek için. Yani imanını, iman ilacını ve itikadını düzeltmek için... Evet. En kısa yol. O ilacı bulmakta diyor. En kısa yol. Bu maddi hastalığın yırttığı gaflet perdesinin altında. Sana gösterdiği aczin ve zaafın penceresiyle bir Kadir-i Zülcelal'in kudretini ve rahmetini tanımaktır. Kudret ve rahmet demek ki hastalıkta kolayca daha hissediliyor yani. Allah'ın kudreti ve rahmeti. Allah Allah. Yani nasıl bir hale alıyor ya? Alıyoruz ki. Hepimiz hasta olmuşuz.
Ne acayiptik değil mi? Ne acayip uhuvvet veya ihlas, Allah'a tazarruf ve dua. O anda edilen dualar, varamazsın ki şimdi. Ya. Biraz resmi oluyor bu sefer de. Tabii ya şimdi böyle ya Rabbi falan. Suhre gibi diyor ya şeyde abi, sözlerin başlarında bir namazı suhre gibi kılmak mesela. Duada öyle oluyor, biraz yani resmi oluyor. Yani öyle bir dua oluyor ki, değil Allah'a, Allah üzerinde yani haşa, iman üzerinde ahirettekilere hitap ediyorsun. Bir misal vereyim, Allah üzerinde mesela İsa Aleyhisselam'da okumuştum. Yani çarmıha gerilecek de daha gerilmedi ya, o şey başkasını gösterdi. O zaman demiş, ya Rabbi beni niye yalnız bıraktın? Tamam. De bozulmuş İncil'de geçiyor. Artık doğru ve yanlış. Yani biraz, ama beni etkilemiş yani bu. Biraz peygamber açılmış. Çok peygamberi... Ama öyle bir şey... Şimdi bu işte sıkıntı bozuk şey ya. Evet. Ama bana yaptığı tesiri anlatayım size. Şimdi bakıyorsun yani herkes kendi dünyasına verir. Yani ben ne yapayım, kendi dünyama şahitim. Niye kendinde misal veriyorsun? Ne yapayım, kendime şahitim buna. Başka senin alemine şahit değilim ki. Zor durumunu ben bilmem ki senin. Biz de böyle o ilk günler insan çok şey olduk. Çok zor duruma gelmiştim koğuşta böyle. Su yok, bilmem ne yok. Aşağılanıyorsun. Dışarıda kararlar alınıyor senin hakkında, bir sürü atılıyorsun güya. Neyse. Dedim ki, bak anlatmak istediğim şu, genişletmeyeyim. İman üzerinden Allah'a değil, bu sefer ahiretle konuşmaya başlıyorsun. Bu şizofreni demeyin. Kaldırıyorsun elini, Allah'a dua ederken, ondan sonra dua okuyorsun, üç ihlas. Ey Geylani, ey Üstadımın Üstadı, ey Üstadım İmam-ı Rabbani Hazretleri, ey Üstad, ey Üstadım Bediüzzaman, beni burada niye yalnız bıraktınız? Beni niye bıraktınız böyle? Bakın Allah'a değil yani bu. Bakın ahiretin de üstü açılıyor hastalıkla demek istiyorum. Artık iletişim kuvvetleri mesela fikir bir yoldur diyor Üstad. Fikir bir yol, his bağdır ama. Mesela alem-i şehadette olup his, alem-i şehadet cinsinden olmayandır his. Nedir peki? Mahluktur, ahiretin malzemesidir. Ahiretin en güzel delili insandaki hislerdir. Şimdi o iman, o hastalık, musibet, illa hastalık inlemek değil, musibet de öyle. Üstünü açıyor ahiretin, artık beni duyuyorlar mı? Acaba ona ulaştı mı? Öyle bir zan da yok. Öyle bir zanın da gelmiyor Mehmet. Yani acaba beni Üstad duyuyor mu? Ey Geylani, ey Üstadım İmam-ı Rabbani, ey Üstadım Bediüzzaman, beni niye bıraktınız? Niye beni yalnız bıraktınız? Niye beni boğan? Niye tek kaldım ben? Acaba duyuyor mu? Zan gelmiyor. Şüphen de gelmiyor. Yani iman öyle bir şey ki ötelerin de üstünü kaldırıyor. Bu haleti sen sihatla, servetle oturdun masaya, bugün oruç, tamam mı? Saatte şey bekliyorsun, ders çalışıyorsun. Yani olmuyor ki yani, o halet olmuyor ki. Haşa o istenmez ama acayip de bir şeymiş. Ötelerin üstünü açıyor demek istiyorum. Yani şüphen kalkıyor. Acaba beni duyuyorlar mı? Acaba oraya hitap ettim mi? Hani var ya işte Risale'de de var. Keşke selam gönderseydim. Şunla. Bu hüsnüyle işte ötekilere. Yok gerek yok, onlar gelir alır diyor. Yani bir vasıta kullanmana gerek yok diyor. Onlar gelir alır diyor. Nida ettiğin zaman ya ustadın çocukken cevizini buldurmasına sebep olmuş. Ey Geylani demiş ustadım. Ustad ya çocuk. Cevizi kaybolmuş. Ha ceviz ya. Başka bir gözü falan, kulağı, böbreği, akciğeri, korona değil.
3 tane cevizi kaybolmuş. 3 Fatiha okuyormuş. 3 ihlas bir Fatiha okuyormuş. Ya Geylani cevizimi buldu. Cevizimi buluyor. Nerede bu Geylani ki bu duyuyor? İşte bu acz, fakr, bela, musibet, hastalık ötelerin de üstünü kaldırıyor demek istiyor. Şüphe kalmıyor ha. Ok devam. Evet, Allah'ı tanımayanın dünya dolusu bela başında vardır. Allah Allah. Allah'ı tanıyanın dünyası nurla ve manevi sürurla doludur. Bu da böyle vecize sürekli duyulan bir şey gibi ama abi. Bu da böyle içi çok dolu yani bunlar. Yani hakikaten. Değil mi? Allah'ı tanımayanın dünya dolu başında bela vardır. Evet, evet. Allah'ı tanıyanın dünyası nurla ve manevi sürurla. Yani ezberlemişiz öyle de. Derecesine göre imanın kuvvetiyle hissederdi ya. Ne diyor? Devamında derecesine göre imanın kuvvetiyle hisseder. Allah Allah. O şeyi. Bak hisseder. Manevi sürür o nuru demek. Nasıl hisseder diye sevgili kardeşlerim de sorar. Ben de hatırlayayım. Dersin başında biraz anladığımı söyledim tabii. Budur demek cinayettir yani de. Bir şeyi hissetmen için onu fikrin dışında, düşüncenin dışında hayal edeceksin. Allahsızlığı nasıl yaşar yani? Altına girme de. Çünkü psikolojin bozulur. Allahsız olmak, hayır düşünme de. Yani Allahsız nasıl bakıyor? Allahsız bana nasıl tatmin oluyor? Şimdi korona her an gelebilir. Çünkü korona ile ilk defa yeryüzüne indi ya ölüm. Daha önce ölüm yoktu da. Yeni geldiği için. Şimdi bu ölüm kefenleniyor. Böyle ondan sonra siyah torbaya koyuyorlar. Ben gömüyorum ya, sizin haberiniz pek yok. Gidiyorum ya bazı dostlarımı. Koyuyor, öyle şey hemen siyah torbaya koyuyorlar. İndiriyorlar. Yani bunu gören bir yakını, yani Allah'a imanı yoksa, bak diyor ki, Allah'ı tanımayan, Allah'ı inkar eden demiyor ha bunu. İmansızsın demiyor. İmanı billahı var bunun. Allah'ı biliyor, tanımıyor. 26. mektubun 4. mefasında Muhiddin-i Arabi ile Fahrettin Razi mi diyor? Allah'ı bilmek Allah'ın tanımasının gayrisidir diyor. Tanımak farklı şey. Mesela nüfus cüzdanım sokakta düşse, cilt no, sayfa no, anne, baba, memleket, ha böyle bir adam yaşıyormuş. Bu bilmektir. Ama benimle otursa, fikriyatımı devamı anlatsam, dersleri olsa, o zaman beni tanır. Daha önce sen bir düşünmüşsün abi burada. Şimdi herkes bu belerin içindedir abi. Evet. Çünkü herkes, Peygamber Efendimiz bile diyor ki ben seni hakkıyla tanıyamadım diyor bir abi. Ya. O zaman şu durumda Allah'ı bilmeyen deme, Allah'ı tanımayan dedi yani. Evet. Allah'ı bilmeyen demiyor. Herkes Allah'ı biliyor. Biliyor. Fakat herkes Allah'ı tanımıyor. Tanımıyor. Mesela biz de Allah'ı tanıyoruz, kendi derecemize tanıyoruz yani. Şimdi azamet tutuk oluyor ya böyle, sarılasın geliyor Allah'a ya böyle, tövbe yani böyle. Allah tanımak, bilmek de hakikaten acayip bir şey, çok farklı gibi. Yani tanımak, mesela ben seni bildim, zahirde de öyle. Ama alemimde neler uyandırmışsan o nispete tanırım. Allah'a fikretmek, hissetmek, mahsetmek, zevk etmek, ruhlanmak, rahlanmak, ferahlanmak, ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin, değişik meşreplerdeki tabirler. Mesela ben seni bildim doktor, bildim ama sana karşı bir muhabbetim var, sana karşı bir fikrim var, seninle bir fena fillahımız var, dava arkadaşı, dava birliğimiz var, aynı parkurda koşuyoruz, onun bana getirileri var, bu tanımak. Yani mesela Allah senin mi oluyor? Allah seninse İslam senindir. İslam'a çalışmıyorsun. Sen davansın, davasın. Dava oluyorsun yani. Birisinin böyle ücretle çalışmıyorsun. Cennet mukabilinde Allah'ın dinine çalışmıyorsun. Sen kendi dinin, din senin. Onun için bir kişinin imanını kurtarmak adına cehenneme girmeye razıyım. Bunu herkes diyemez. O çalışanlar mesela ücret mukabilinde tarlada çalışıyor. Cennet mukabilinde Allah'a amel ediyor. Bu diyebilir ki, olur mu ya başkası için ben niye cehenneme gireyim? Bediüzzaman diyor ki, bir kişinin imanını kurtarsam, onun imanını kurtarsam, yansam bile
gönlüm gül gülistan olur. Çünkü ustad davaya birisinin davasını ücretle çalışmıyor. Bir beklenti değil. Bir şey beklemiyor. Bu dava benim, benim. Ben davayım, dava benim. Aynı şeyiz. Allah benim olduğu için davası da benim. Hani dava ediniyorsun. İşte bu fikri edince böyle Allah'ı tanımak, Allah ne kadar hissedersek işte bu oluyor herhalde. Derecesine göre, imanın kuvvetine göre hisseder. Fikreder değil. Allah'ı bilmek fikir. Hissetmek Allah-u Alem onu tefekkür veya tahayyül, tefekkür ettikçe his geçer. Fikretmek kafaya ait. Hissetmek vicdana ait. Mahsetmek kalbe ait. Zevk etmek ruha ait. Fikretmek, hissetmek, mahsetmek, zevk etmek. Bu formül böyle de laf tabii. Ama ne kadar Allah'ı hissedersen böyle, nasıl hissedersin? Ruhun da böyle Allah'ın nimetlerini, ikramlarını az ve fakrı nispetinde ortaya çıkıyor. Ne kadar bak. Nefes alıyorum. Vay be. Acizliğim kadar nefes almayı hissederim. Acizliğim kadar Allah'ı hissederim. Fakirliğim kadar ahireti hissederim. Ya hissetmek diyor. Allah'ı tanımak, içsel aleme taşınmak. Resmi değil yani, o ve ben. Değil yani. Ben buz isem, onun esması sudur. Ben, buz nedir? Suyun kar, dolu, buhar, katı halinde bulunabiliyor. Gaz halinde bulunabiliyor. Buz nedir? Suyun donmuş hali, dişe vuruşudur. Biz de esma ustaların cil ve cemal nakış sanatıyız, dişe vuruşlarıyız. Yok ki bir vücudum. Buz dese ki benim vücudum var. Ezber olmaz mı ya? Vücudumuz nerede var? Buz dese ki ben varım. Su ne der? Bensiz kendini nasıl ifade edersin ya? Aradan su çekilse buz mu kalır? Ben kimim ki ya? Vücut mu var sende? Mevcutsun. Vücudun yok ki ya. Onun vücuduyla mevcutsun. Suyla buzsun. Suyu kaldırsan yoksun. Böyle. Allah hakikaten ya, hakikaten kayyumiyetini bir çekse, buzdan suyu bir çekse, ne olur? Kayyumiyeti çekmek böyle. Ya ben neyim ki için ya? Bugün nefesim keser ya. İşte üstad abi, ikinci gece. Değil mi? Şimdi, bugün de bir nefes aldık mesela. Bugün de yatsıyı nasip etti. Bugün de yatsı namazın sünnetini kılmaya nasip etti Allah. Tövbe şansı verdi. Tövbe şansı verdi. Milyonlarca, belki milyarlarca yerin dibinde La İlahe İllallah, Muhammedun Resulullah deme fırsatını bulamamış. Gitmiş 300 sene, 500 sene yaşamış. Nasip olmamış. Ve kıvranıyor. Ah bir an çıksam da ben bunu bir desem. Ama ben diyebiliyorum şimdi. La İlahe İllallah, Muhammedun Resulullah, Sadıkul Vadil Emin. Ya Rabbi sözümüzü ona haberdar eyle. Allah'ın selamına seyyidine Muhammed. Onun davası davamızdır. Biz davayız, dava bizimdir, dava. Bir şeye ücretle çalışmıyoruz. Biz Rıza-i İlahi bu yani. Rıza-i İlahi. Ücretle çalışmıyoruz. Devam. Şeyh Hasan abi, su dediniz ya, su mesela biliyorsun ki suda yüzülüyor, delir. Görüyorsun adam yüzüyor Burhan, atlayıp yüzüyorsun, o zaman hüccet oluyor. Yaşıyorsun, o zaman hüccetin İslam oluyor. Yaşıyor adam. Şey demiş ya, Gazali demiş değil mi? Yüzme bilmeyenin suya atlaması haramdır. Nasıl oldu, ne haram? İntihar olduğu için. Bak sudur, adam yüzüyor, sen yüzüyorsun. Neye benziyor değil mi? Emre'nin söyledi. Mesela 100 sene yüzmenin kitabını okusan, yüzmesen hiç. Bilgidir, ilmel yakın. Suya atlasan o bilgiler seni yüzdürmez. Yani yapa yapa yüzme meleken gelişir. İşte o yapa yapa his olur yani. Böyle biz bu dersleri yapa yapa, beraber konuşa, müzakere yapa, su yumuşaktır, kaya serttir, vura vura, uyuyor, his oluyor. Mesela bakın, 100 sene nasıl yüzülür suda, oku, ama yüzmedikçe yüzemezsin.
İlla deneyeceksin. O denerken düşme, kalkma, evet biliyorsun yöntemi böyle yapayım ama yaparsan onun adı histir. Evet doğru. Hadi doktorum devam et. Bu imandan gelen manevi sürur ve şifa ve lezzet altında cüz'i maddi hastalıkların elemi erir, ezilir. Bir de oku abim. Allah Allah. Bu imandan gelen manevi sürur ve şifa ve lezzet altında. İmandan gelen. Ha, imandan demek manevi sürur ve şifa ve lezzet geliyor. Altında cüz'i maddi hastalıkların elemi erir, ezilir. Allah hangi iman? İşte Allah'a tanıma nispetinde senedi ya. Allah'a tanıma nispetinde İlaç. Her şey dünyada kalkıyor. Orayı burada yaşıyorsun. Ruh cesede hakim oldu abi. Evet. Burada ruh cesede hakim oldu mu artık cesedin başına gelen şeyler çok önemli olmuyor yani demek. Ruhunu cesediden çıkartan adamın cesedi toprağa gitse ne olur? Ruhunu cesedine hakim etmek demek bedensel hayatı yaşamayan adam demektir. Onun adı hadis lisanında mutu kablente mutu. Ölmeden önce öldü. Ne demek? Bedensel hayatı değil, ruhsal hayatı esas alıp, ruhunu, kalbini esas alıp yaşayan bedenin arkasına geçer. Bedenden ruhunu çıkartan bir insanın bedeni toprağa girse ne olur? Ustad ona ne diyor? Eskimiş yuvasından uçar diyor. Ama adam ruhunu bedenine mahkum etmiş, bedensel hayatı yaşıyor. Leşoviç, etçilya. Ruhunu bedene hapsetmiş bir insanın toprağa girecek tabii o. Ölmemiş ki. Ölmen ölecek. Ne o iş Hasan abi? He? Ne o iş dedin? Leşoviç. Bu da mı? Ne bileyim. Bak şöyle. Metuplum abi. Leşoviç. Leşoviç. Evet. Yani ne? Beden leş. Ne olacak ki? Neyini esas alıyorsun? Bunu esas alıyorsun yani. Bedensel hastalıysa. Ya ben ilk önce kendime diyorum. Ya Rabbi şahit ol. Birisine hitap etmem arasında demiyorum. Yani bu kendime söylüyorum bu adam. Küçük hasanlar içeride. Ya. Ama sonsuz şükürler olsun ki bu sene kadar güzel bir Ramazan tuttuğumu çok az hatırlıyorum. Bir de içerideyken diye onu hatırlıyorum böyle. His. O kadar bereketli ki gitmesini istemiyorum. Ramazan'ın gitmesini istemiyorum. Bizim yanındasın ya onun için o zaman. Çok şükür. Ve son dakikaya kadar şeye tavsiye ediyordum yani. Aynı doğru söylüyorsun, latife yapmıyorsun. Şahsi manevin içinde olmazsa ne olacaksın ki? Tek başına bu olmaz ki. Cemaatsiz Mehmet nereye gidiyorsun, neye olacak? Cemaat olmasa bu ders çıkar mı şimdi? Böyle bir müzakeresiz olur mu? Başka notun var mı doktorum? Merak ettim. Notsuz, o aldığı notları dinlemek isteriz. Çıkmak isten çıkar bir saati. Tamam abi yani genel manada şey oldu. Evet. Yarın gene 9. deva senin. Tamam abi. Doktor olduğun için ne yapalım? Sahan yani ben ne yapayım? bir şey sormak isteyen veya bir noktaya nazar vermek isteyen var mıdır? Yoksa mevzuyu kapatacağız. Yarın görüşeceğiz inşallah. Ben bir şey söyleyeyim abi. Saadet ebedi hastalıkları dedi ya. He. Bu abi bir hadis okumuştum ben. Biraz sesli hadis, yap. Hadiste diyor ki Resulullah'ımız aleyhissalatü vesselam. Dünyada lüks yaşayanlar ahirette hislerine set çekilecek. Bundan çok etkilenmiştim ben yani. Ha dünyada işte, lüks yaşayanlar. Lüks yaşayanlar işte böyle her şeyin en iyisini vesaire. Herkes derecesine göre ben kendimi düşündüm valla çok korktum yani. Hani değil yani iman günah tamam bu da ayrı bir cihetti ama yani insanın yani böyle israf etmesi, işte lüksü araması da çok ayrı korkunç bir şey yani. Düşün bak, senin orada ahiretteki derecen, kalbin, vicdanın tamam nihayetsiz imsak olacak ama onlar da yine derecene göre olacak. Tabii yani. Yani onlar demek ki her tarafı kaplayacak derecedeyken ne yapılacak? Bak set çekilecek diyor yani. Hislerine set çekilecek. En son girecek peygamber kimdir cennete gidecek? Süleyman Aleyhisselam. Saltanatından dolayı. Bunun dediği şey haram değil ha. Haram değil. Bu haram olmadı işte. Yok haram değil. İmam Azam diyor ki helal ve mubah olan şeyi çok yersen doyduktan sonra haram ise ya o haram olsa ne olur? Şimdi bu
her şeyin yerine gelen bir insanın hisleri darbelenir ya. Ustad ne diyor? Sevad-ı Azam'a ittiba etmek diyor. Sevad-ı Azam toplumun orta seviyesine göre yaşamak lazım. Mesela her yer gece konduysa oraya gökdelen dikme. Mesela köyün gariban buradan zenginsin diye öyle jipe binip gitme kardeş. Git de Allah da nimetini kullandığı görmek istiyor da git böyle yani onların ismini tahrik etme. Yani öyle evet senin niyetin o değil ama kuşu sevmek niyetindesin ama kuş öyle anlamıyor tuttuğun zaman. Kendi dünyasına göre bakıyor. Git o jiple git, şehre bırak, oradan normal bir arabayla çık. Misal. Yani bu Mehmet'in dediği, her isteği, her arzusu yerine gelen şeyin diyor, hadiste değil mi? Hadiste mi geçiyordun? Hadiste. Ahirette makamlarına set çekilecek. Ha, hislerine set çekilecek. Allah. Öyle. Peki. Daha yok herhalde, söz şey yapacak. Allah razı olsun, El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala Resulullah. Amin. Kapatabilirsin doktor.